Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle insanlık olarak çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Virüs salgını ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini maalesef ki tam bir kaos ortamına sürüklemiştir. Virüs krizi öyle bir noktaya ulaştı ki hastalık bulaşması korkusuyla birçok insan en sevdiklerinden bile kaçar hale geldi. Elbette ki bu noktada bilim insanlarının uzmanların, doktorlarımızın tavsiyelerine kulak vermek ve alınan tüm tedbirlere titizlikle uymak son derece önemlidir. İnsan hayatının ve sağlığının korunması ve bu yolda tedbire tevessül inancımızın bir gereğidir. Bilindiği üzere ülkemizde bu salgın hastalık nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimize koruma amaçlı olarak sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu yasak kapsamı içerisinde olan bazı büyüklerimiz ya salgının etkilerinden yeterince haberdar olmadığı için veya da bu konuda yeteri kadar hassas davranmadığı için sokağa çıkma yasağına riayet etmeyebiliyorlar. Alınan tedbirlere uymayabiliyorlar. 65 yaş üzeri bazı büyüklerimizin bu tutumları gençlerimizi büyüklerimize karşı sorumsuz ve saygısız davranmaya asla ve asla itmemelidir. Unutmayalım ki aile büyüklerimiz, yaşlı amca ve teyzelerimiz Tüm dünyanın maruz kaldığı ve mücadele ettiği pandeminin sebebi ve sorumlusu değil mağdurlarıdır. Yaşlılarımıza karşı virüsün kaynağı onlarmış gibi bir davranış içerisine girmek hem bilimsel olarak yanlıştır hem de her şeyden önce dini ve kültürel değerlerimizin asla kabul etmeyeceği büyük bir ahlak yoksulluğudur. Büyüklerimizi inciterek hayatta kaldığımız bu fani dünyada huzur bize haram olur. Ağız tadı bize haram olur yaşadığımız hayattan bize de bir hayır gelmez. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmanın yolu ana babalarımızın rızasını kazanmaktan geçer. Çok iyi bilmemiz gereken bir gerçek de işte budur. Onların değerini bilmez. Onlara saygıda, hürmette kusur edersek biz de evlatlarımızdan aynısını görmeden bu dünyadan göçmeyiz. Yaşlılarına hürmet etmeyen, onlara eziyet eden bir toplum olursak bu virüsten daha büyük musibetlere de duçar oluruz Allah muhafaza buyursun. Asırlar boyunca ahlakıyla, aile hayatıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir millet olarak bizlere küçüklerimizi sevmek, büyüklerimize de en üst seviyede hürmet etmek yakışır. Ecdadımızın bin sene boyunca üç kıtaya adalet, medeniyet ve ilim götürürken bağlı olduğu düsturlardan bir tanesi de işte budur. En büyük medeniyet örneği kul haklarına sahip çıkmak, ve tüm insanlığa şefkat ve merhamet göstermektir. Allah'ın izniyle bilim adamlarımızın geliştireceği ilaçlar ve tüm sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde koronavirüs de bitecek, bu sıkıntılı günler de geçecek inşallah. Yeter ki biz bizi biz yapan değerlerimizden ödün vermeyelim. Sevgi ve merhamet duygularımızı kaybetmeyelim. Tüm gençlerimizi bu zor günlerde aile büyüklerine karşı hata yapmamaya, onlara en güzel şekilde hizmet etmeye, ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya davet ediyorum. Emin olalım ki hepimiz anne babamıza yaptıklarımızın aynısını evlatlarımızdan göreceğiz. Kendimize reva görmeyeceğimiz incitici ve kalp kırıcı yanlışları aile büyüklerimize biz yapmayalım. Bizi biz yapan aile değerlerimizi çiğneyerek hayatta kalmak, içimizdeki insanı öldürerek yaşamak demektir.